Merhaba sevgili Feykocular, Pokemon yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde neler olmuştu hızlı bir şekilde hatırlamak gerekirse. Bir önceki bölümde arkadaşlar son Elite Four üyesiyle savaşmıştık. Ejder kullanan bir ablamız vardı. Ondan sonra şampiyonu yenmiştik. Şampiyon olmuştuk. Ve geçit töreninde ölümsüz olan ve eski kral olan Azee ile karşılaşmıştık ve ona gerçek bir eğitmenin ne olduğunu göstermiştik. O da eski Pokemon'u ile tekrardan karşılaşmıştı. Eternal Floette olarak geçiyordu galiba. Ondan sonra evimize gitmiştik. Serena Gomez bize bir Pokemon vermişti. Fennekin vermişti. İşte herhangi bir Pokemon verince kabul ediyordu zaten. Onun dışında artık Kalos şampiyonu olmuştuk. Ve şu an neler yapılacak bakalım, hep birlikte göreceğiz. Yani oyunun ana hikayesi aslında bitti. Şu an küçük yan görevleri yapacağız. Bu çok uzun sürmeyecek. Yani maksimum 5-6 bölüm olur diye düşünüyorum. Çok önemli şeyler mi? Bazıları hikaye için önemli olabilir. Yani bu oyunun sonunda neler olduğunu merak ediyorsanız, bazı efsanelerin nasıl yakalanacağını merak ediyorsanız izleyin. Çok da uzun sürmeyecek. Dediğim gibi neyse, muhabbeti fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Pokemon Y serisine destek olmak için ve kanalımıza destek olmak için şimdiden videoyu beğenip yorum atabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum sizlere. En son bir tane Poké Center'da sevlemiştik arkadaşlar. Bir yetenek anketini gerçekleştirelim. Necromancer yeteneğiyle başlıyorum. Yani oyunun şu noktasından sonra bir Pokemon dirilmesinin bana bir avantajı olmayacaktır. Yani işte Felligatr dirildi diyelim. Onu takıma alacak halim yok. Çünkü Greninja gerçekten güçlü oldu. Takımımdaki bütün Pokemon'larım güçlü. Yani ekstradan bir Pokemon'u takıma almayı düşünmüyorum. Köşede dururlar. İlk olarak 20'de 9 ihtimalle bir Pokemon dirilecek. Zar atıyorum. 18 geldi. Bu bölümde herhangi bir Pokemon'umuz dirilmeyecek arkadaşlar. 16'da 20 ihtimalle bir Pokemon'u Wonder Trade'e vereceğim. 17, 18, 19, 20 gelirse Wonder Trade yapmayacağım arkadaşlar. Zar atıyorum. 4 geldi ve Wonder Trade yapacağım. Bakalım hangi Pokemon'u Wonder Trade'e vereceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hangi Pokemon'u vereceğim çok belli aslında. Yani çok kullanışsız Pokemon'larımız da kalmadı. Vereceğim Pokemon arkadaşlar kesinlikle Machop. Machop'u veriyorum. Bakalım karşılığında ne alacağım. Counter, Karate Chop, Foresight, Love Sweep saldırıları varmış. No Guard yeteneği varmış. %100 vuruyor yani. Machop'u veriyorum. Bakalım karşılığında bize hangi Pokemon gelecek. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Evet, United Kingdom'dan, evet İngiltere'den Adam'a gidiyor. Bakalım Adam bize ne verecek. Umarım güzel bir Pokemon'dur. Yani çok güzel bir Pokemon olursa takımı alırım. Gerçi takımı da bozmak istemiyorum ama güzel bir anlamlı bir Pokemon olsun artık ya. Ne o? Tinamo. 5. jenerasyon Pokemon'u. Tinamo muydu adı, neydi? Elektrik levitate olan. Evet, Tinamo oldu. Tinamo aldık arkadaşlar. Daha gerek de yok. Yani Enel'imiz var. Aslan gibi. Bu saatten sonra Tinamo kasama. Özelliklerine bakalım. Level 1 Tackle, Thunder Wave, Spark ve Charge Beam saldırıları var. Levitate yeteneği var. Gereksiz abi. Kesinlikle Tinamo'yu istemiyorum. Yani bir sonraki bölümde kesinlikle Tinamo'yu vereceğim. Onun dışında başka yeteneğimiz Reslot hakkım yok. Sıfır. Ve bir sonraki bölümde sizden birisini konuk olarak alacağım. Yani kimler misafir katılım anketlerine katıldıysa onlardan birini seçeceğim. Ve onlardan birini bir sonraki bölümde konuk edeceğim. Takas yapacağız ve muhabbet edeceğiz ve savaşacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölüm öyle geçecek. O da son konuğum olacak. Bundan sonra herhangi bir konuk almayı düşünmüyorum. Çünkü seri bitiyor artık. Şimdi şampiyon olarak arkadaşlar ilk olarak Limoges şehrine gitmemiz lazım. Yveltal'ı alacağım çünkü onda uçma yeteneği vardı. Fly'ı vardı. Yveltal'la birlikte Limoges şehrine gidiyorum arkadaşlar. Charizard'ı 2 dakika bırakıyorum. Limoges şehrinde bir yere gideceğiz. Şampiyon olduğumuz için bazı yerler açıldı. Size önemli yerleri göstermek istiyorum. Zamanın bize el verdiği müddetçe. Pipetle birlikte uçuyoruz. Limoges şehrine gidiyoruz.
Evet, Hibernal sokağını bulmamız gerekiyor. Hibernal denilen bir sokak varmış. Orayı arıyorum arkadaşlar. Umarım repelimiz mi varmış? Kullanmak istemiyorum. Burası nereye çıkıyor abi? Şuradan gideceğiz. Evet, Hibernail denilen bir yere vardık. Benim aradığım restoran Cafe Kizuna. Başka bir restorandı ya. Nerede abi orası? Of, bu kadar kalabalık bir yer olmamalı. Evet, restoran Levov'a giriyoruz arkadaşlar. Bir buraya göz atacağız. Çünkü artık burada sadece şampiyonlar yemek yiyebiliyor. Selamünaleyküm. Biz sadece en iyilere hizmet ederiz. Restoran Levova hoş geldiniz. Yemek yemek istiyorum. Mesela Double Battle Meal yiyelim. 100 bin. Oha. Ama Yveltal'ı değiştireyim de öyle geleyim abi. Evet arkadaşlar, tekrardan restoran Levov'a geldim. Takıma Charizard'ı geri aldım. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz. Bayağı da bir pahalı yemek yiyeceğiz. Yani dünyanın en pahalı yemeğin Nusret'e geldik. Double Battle yemeğini yiyeceğim. İki kişilik savaşlar. Pokemon'larımı ayarlamadım pek ama 100 bin veriyorum bir yemek için. Ya, gerçekten harika bir seçenek. Ben de bunu seçmenizi önerirdim zaten. Size yerinizi göstereyim beyefendi diyor ve bizi seçkin bir restoranda masaya oturtuyor arkadaşlar. Bakalım kimlerle savaşacağız. Evet, bizimle savaşmak için insanlar geliyor. Sabrınız için teşekkürler efendim. Ben burasının sahibiyim diyor. Bugünkü menünüz işte burada. Evet, 64'lük beriler, Flame Burst falan filan mal bir şeyler konuşuyor. Tamam. Evet, restoranın sahibiyle savaşıyoruz galiba. Christoph'la savaşacağız. Druddigon ve Ferroton çıkardı. Şunu da söylemek istiyorum ki burada ölen Pokemon'larım öldü sayılmayacak arkadaşlar. Çünkü formaliteden bir savaşa girdim. Hikaye bazlı bir savaş değil. Fight. Ice Beam yap. Druddigon'a yap. Ferrothorn'a bir şey yapamayız. Pokemon değiştir. Pyro'yu çıkar. Tamam. Evet. Venusaur'ı geri çekiyorum. Pyro'yu çıkartıyorum arkadaşlar. Bakalım buranın ödülü ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Zabuza Ice Beam yapıyor. Druddigon'un işini bitirmek için. 63 level. Güzel. Süper efektif. Ve Druddigon ölmedi. Taunt yapıyor bize. Vurmayan saldırı kullanamayacağız. Zaten vurmayan saldırım yok. Ferroton Curse yaptı. Atağını ve defansını bir kademe arttırdı. Hızını bir kademe düşürdü. Sıkıntı yok hocam. Sen tekrardan Druddigon'a Ice Beam yap. Sen de Fight, Mega Evrim, Flamethrower, Ferrothorn'a. Çarpı 4 vurmak için. Evet, Mega Evrim geçiriyoruz arkadaşlar. Ferrothorn'un işini bitirmek için. Evet, drought oldu, hava güneşli oldu. Su türü saldırılarımız az vuracak. Zaten iki Pokemon'u var. Direkt bu iş bitsin diye uğraşıyorum. Ice Beam yaptım ve Druddigon'un işi bitti. Ferrothorn'a da çarpı 4 vuracağız. Bir de havada güneşli. İşini bitiririz kolayca diye düşünüyorum yani. Zabuza 71 level oldu. Venusaur da XP'sini aldı. Flamethrower yapıyorum arkadaşlar. Ya da burada ölen Pokemon'larımız öldü sayılır. Yani öyle bir kendime istisna koşmayacağım. Burada da Pokemon kaybetmek istemiyorum çünkü. Güzel. Herkes XP'sini aldı ve buranın sahibini yendik. 10.000 aldık. Umarım bize güzel bir şey verirler ödül olarak yani. Bu gerçekten harika bir efordu efendim. Tamam. Hiçbir Pokemon'unuz kaybetmedi. Güzel kombinasyon. Benim kalbim atıyor diyor ve şimdi sıradaki eleman gelecek. Onu da yenmeye çalışacağız. Kaç kişiyle savaşacağız bakalım. Sabrınız için teşekkür ederim efendim. Sizi tekrardan rahatsız ediyorum. Günün çorbası burada falan diyor. 3000 yıllık bir çorba diyor. İçince mideniz bulanır, leş gibidir falan diyor. İçinde insan ayağı falan var diyor ve bizimle tekrardan savaşıyor arkadaşlar. Evet.
Sadece buranın sahibiyle savaşıyoruz. Alamomola ve Among Us çıkardı arkadaşlar. Biri bitki, biri de su Pokemon'u. Zabuza ve Venazar. Bence bunlar iyi iş çıkartır. Fight. Sen Among Us'a saldır abi. Ice Beam yap. Venazar sen de fight. Lead Seedot Alamomola'ya. Evet, Zabuza Ice Beam yapıyor. Güzel. Venazar da Lead Seed atıyor. Alamomola Aqua Ring yapıyor. Kendisine sudan bir şey oluşturdu. Her tür canı artacak. Among Us da Giga Drain yapıyor. Zabuza yapıyor. Tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli. 71 cana düştük. Aman diyeyim. Aman diyeyim abi. Çüş. Lead Seed'den de can alıyoruz. Güzel. Tamam. Bence Zabuza'ya bir şey olmaz. Fight. Ice Beam yapıyorum. Among Us'un işini bitirebiliriz diye düşünüyorum. Venazar sen de Sludge Bomb at. Among Us'un işini bitirmek için oynayacağız. Zabuza Ice Beam atıyor. İkisi de Among Us'a saldırdı çünkü Zabuza'nın işini bitirecek bir Among Us var. İşini bitirdik. Tamam, Sludge Bomb Alamomola'ya vuracak. Güzel. Venazar level atladı. 74 level oldu. Çok güzel gidiyor abi. Venazar Sludge Bomb atıyor. Psychic yaptı. Oo, sıkıntı. Ama special defansımız da fazla olduğu için bize o kadar vurmadı. Aqua Ring'den canı arttı. Lead Seed'den canı gitti arkadaşlar. Güzel. Pokemon'larımız iyileşiyor mu savaştan sonra? Fight. Evet. PP'lerimiz falan doluyormuş. Sen Scald yap abi. Sen de Sludge Bomb at. Alamomola'nın işini bitirelim. Scald yapıyorum. Belki yanar. Ki zaten işi bitti şu an. Alamomola'yı yendik arkadaşlar. Buranın ödülünü çok merak ediyorum açıkçası. O kadar para verdik. Umarım paramıza değer. Ha 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 diyor. Bir 10.000 daha aldık. 20.000'ini kurtardık. Oo, gerçekten subliminal diyor. Subliminal bir savaştı diyor. 3 turunda hiç Pokemon kaybetmediniz diyor. Gerçekten Pokemon'larınız güzel kombinasyon diyor. Sanki benim kalbim duracak diyor. Şimdi bir kere daha bizi darlamaya gelecek. Gelsin. Pokemon'larımız iyileşti. Daha başka biri geldi. Sabrınız için teşekkürler efendim. Yani bizim sahibimiz kalp krizinden acil şeyine gitti diyor. Harbi şu an acil durum oldu, adam gitti diyor. Yani adam gerçekten kalp krizi geçirdi galiba. Onun yokluğunda ben size servis etmek istiyorum diyor. Bugünün yemeği diyor. Gerçekten iyi hazırlanmış soslarla birlikte okyanusta pişmiş şey diyor. Yosun yiyeceksiniz diyor. Deniz yemekleri güzeldir falan filan diyor. Sallıyorum arkadaşlar. Boş çeviriyorum çünkü boş konuşuyorlar. Evet. Garson Rıfkı ile savaşıyoruz. Wobbuffet ve Milotic'i var arkadaşlar. Güzel. Bunların işini bence bitiririz. Şimdi. Fight. Dark Pulse at. Wobbuffet at. Fight. Sludge Bomb at. Wobbuffet at. Zabuza Dark Pulse yapıyor. Çarpı 2 vuracak. Belki tekleriz bile. Sludge Bomb da atıyoruz. Kritik vurdu ve Wobbuffet'in işini bitirdik arkadaşlar. Son Pokemon'u Milotic. Umarım onu da yeneriz. Ne yaptı o? Görmedim. Hyper Beam falan mı o? Ne attı ya? Fight. Dark Pulse at abi. Venazar sen de Lead Seed at. Her tür canını çekelim. Dark Pulse'u kafasına yapıştırdım. Lead Seed'i attık arkadaşlar. Milotic Special Defansı yüksekti galiba. Defansı da fena değildi. Tankımsı bir Pokemon. Dragon Pulse atmış. Atsın abi. Sıkıntı yok. Lead Seed'den yine canını aldık arkadaşlar. Fight. Dark Pulse. Fight. Sludge Bomb. Milotic'in de işini böylece bitirelim. Dark Pulse atıyorum. Sludge Bomb atıyoruz ve Milotic'i böylece yeniyoruz sevgili Faygocular. Bazı arkadaşlar şey demiş, abi Wi-Fi savaşları serisi olabilir mi falan demiş. Olur mu bilmiyorum. Çok isterseniz yaparım. Ama bir günü boşaltmam gerekir onun için. Bir şeyler ayarlamaya çalışırım yani çok istenilirse. Garson bir kere daha gelecek büyük ihtimalle. Benimle savaştığınız için teşekkür ederim. Eforlarınıza bakayım efendim diyor. 3 tur kullandınız ve 0 Pokemon'unuz gitti diyor. Gerçekten iyi çıkardınız diyor. Bakalım şimdi kim gelecek.
Yine garson geldi. Evet. Bir savaş daha yapıyoruz. Bakalım bu neler çıkaracak. Double Battle'larda kendimizi geliştiriyoruz. Floatzel ve Lucario çıkartıyor. Güzel Pokemon'lar. Git Zabuza ve Venazar. Şimdi Lucario'dan korkuyorum. O yüzden Pokemon değiştiriyorum. Kimi çıkartacağım? Kimi çıkarsam? Enel'i çıkartıyorum. Venazar sen de fight. Sludge Bomb at. Floatzel at. Zabuza'yı geri çekiyoruz arkadaşlar. Ve Enel'i çıkartıyorum. Floatzel Protect yaptı. Lucario da Protect yaptı. Protect takımı herhalde. Ama biz vurmadığımız için hiçbir işe yaramadı. Sadece Sludge Bomb yalan oldu. Fight ilk olarak kime karşı oynayacağım? Earthquake yapalım ve Protect yapalım abi. Fight, Protect. Evet, Earthquake ve Protect kombosu yapıyorum. Lucario'nun işini bitirmek için oynuyorum aslında. Protect'imizi yaptık. Lucario Extreme Speed yapıyor. Venazar kendisini koruduğu için vuramıyor. Quick Attack yapacaktı. Floatzel'de o da vurmadı. Earthquake yapacağız. Düşmanların ikisine vuracak. Bakalım ne kadar vuracak. Güzel. Lucario'nun işi bitti. Floatzel'in de işi bitti mi? Çok az mı canı kaldı? Tam göremiyorum barları. Evet. Floatzel hayatta. Fight. Ona da Thunder Punch. Venazar sen de Sludge Bomb at. Onun işini bitirelim abi. Quick Attack yaptı. Tekrardan Venazar'a vurdu. Vurabildiği kadar fazla da vurmadı. Thunder Punch atıyoruz. Ve Floatzel'in işini de böylece bitiriyoruz arkadaşlar. Yani buraya 100.000 poke dolar verdim. Boş yere gitmesin. Bütün savaşları kazanalım. Zabuza 72 level oldu. Çok güzel. Morris'i de böylece yendik. Kaç verdi o? 4.000 mi verdi? Teşekkürler. Güzel performanstı diyor. Yine Pokemon'larınız gitmedi diyor. Bunal bile bir şeyler dedi ama. What the fuck? Konuşan Skiddo mu? Skiddo mu kesiyorsunuz abi? Nasıl cani bir restoran lan? Ne yapıyorsunuz? Sabrınız için teşekkürler efendim. Bugünün performansını sizin için hazırlayayım falan diyor. Skiddo falan filan diyor. Tamam. Skiddo masadaki şeyi yiyor. Yemeği yiyor. Abi neler oluyor? Bu nasıl psikodelik bir restoran? Evet. Paola geldi. Explode ve Aurora'sı var. Güzel Pokemon'lar. Git Zabuza ve Venazar. Zabuza. Bunda su türüne karşı vuran saldırılar olabilir. Yani Zabuza'yı değiştireceğim. Kimi çıkartacağım? Dövüş türü saldırıları olan Enel'i çıkartacağım. Evet. Venazar'ı da değiştirsem iyi olacak. Explode var orada. Kimi çıkartabilirim? Ginger'ı çıkartacağım. Evet. İki Pokemon değişikliği. Umarım Explode Ginger'a vurmaz. Vuruyorsa çünkü sıkıntı olacak. Enel ve Ginger'ı çıkartıyorum arkadaşlar. Keşke Pokemon değiştirmek için bize zaman tanısalar. Bu çok kötü olmuş. Pokemon değişikliğine gittim. Evet. Ginger ve Enel. Echoed Voice yaptı. Yankılanan ses. Herhalde bu komboyu kullanacaklar. Aurora Stone yaptı. Of, bununla bizi darlamayı düşünüyorlar. Evet. Şeye de vuruyor. Ginger'a da vuruyor. Black Sludge'dan canımız artacak. Tamam. Fight. Brick Break yap. Çarpı 4 vur. Ginger fight. Sludge Bomb at. Explode'un işini bitir. Ginger Sludge Bomb atıyor Explode'a. Enel de Brick Break yapıyor. Dövüş türü saldırı çarpı 4 vuracak. Çelik türü saldırılar da bu Pokemon'a çarpı 4 vuruyor. Evet, bunun işini bitirdik. Sadece Explode kaldı. Enel 74 level oluyor. Çok güzel bir bölüm, savaşla geçecek gibi. Ama olsun. Yani Elite Four beni tatmin etmedi. Burada tatmin olmaya çalışıyorum yani. Ginger da level atladı. Venazar da 75 level oldu. Venazar takımda en güçlü Pokemon'lardan biri. Echoed Voice yaptı tekrardan. Her iki Pokemon'uma da vuracak. Uf, kritik. Enel'in başı dertte arkadaşlar ama onun işini bitireceğiz. Tekrardan Brick Break yapıyorum çarpı 2 vurmak için. Fight, sen de Sludge Bomb at ve onun işini bitirelim.
Ginger Sludge bomb atıyor ve Explode'un işini bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Paolo'yu da yendik. Bakalım bu ne kadar veriyor. 4K veriyorlar. Artık çok az veriyorlar. Sadece patrondan iyi para topladık ya. O efendim gerçekten üzgünüm. Sadece bir an gözlerimi kapattım ve Skiddo buraya gelmiş ve kağıtları yemeye başlamış. Savaşınızın özetini falan söyleyeyim diyor. Yine aynı şey. Skiddo geri dön diyor ve Skiddo geri dönüyor. Nelerin kafası yaşanıyor bu restoranda gerçekten bilmiyorum. Daha var mı abi? Tatlı. Tatlıdan bahsettiğine göre son savaş. Yok, özet geçiyor bize. Tamam. 14 turda hiç Pokemon'un gitmemiş diyor. 22 tane mantar veriyor bize. 22 tane bal mushroom aldık. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunları satmayı deneyeceğim. Bağış bırakmak ister misiniz? Oğlum 100K verdim. Daha ne bağışından bahsediyorsunuz? Evet. Restorandan kalkıyorum. Bu mantarları satmayı deneyeceğim. Bakalım, umarım iyi paraya satabiliriz. Mantarları satmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım demin verdiğimiz parayı geri çıkartabilecek miyiz? Yani hiç Pokemon da kaybetmedim. Bana iyi para vermesi lazım. 542 param var. Bunların hepsini satmak istiyorum. 137.000 alıyoruz. Çok iyi abi. 100K vermiştik. Hem savaştan kazandıklarımız var hem de 137.000 alıyoruz. Yani burada bildiğim para kasabiliriz. Çok güzel bir şeymiş. Para kasma yöntemi bulduk. Yani siz de burada para kasabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki gitmek istediğim yer Battle Enstitüsü denilen bir yer varmış. Orası da açılmış. Bir de oraya gitmek istiyorum. Şuradan aşağı doğru yardırıyorum arkadaşlar. Savaş Enstitüsü'ne gideceğim. Bakalım orada ne varmış. Bu bölüm savaşlarla ilgili geçti. Umarım eğleniyorsunuzdur. Ben savaş yaparken eğleniyorum açıkçası. Yani rakiplerim güçlü. Umarım Pokemon kaybetmem. Deneme için giriyorum zaten. Kaçırdık ya. Neresiydi? Tamam, şurası Route 16 olmalı. Savaş Enstitüsü de büyük ihtimalle şu bina. Konuşalım. Kabul ediyorum. Battle test diyorum. Single battle test alıyorum. Participate diyorum. Bakalım single battle test ne olacak? Battle test'e girdik arkadaşlar. Tamam. Oo, aralıksız 5 tane savaşa girecekmişiz. Partideki Pokemon'larla. Zabuza, Venusaur, Gengar. O 3 Pokemon girebiliyor abi. Zabuza kesin girsin. Yok, Pyro kesin girsin. Enel girsin. Ve Zabuza girsin abi. Bu 3 Pokemon'la giriyorum. Savaş Enstitüsü'ne giriyorum arkadaşlar. Bakalım burada kaderimiz ne olacak. Single Battle Test başlıyor. 5 tane kişiye karşı savaşacakmışım. Bakalım ödülümüz falan olacak mı? Üç Pokemon'u var. Atlas mı çocuğun adı? Grimer'ı var arkadaşlar. Kendisi zehir türü bir Pokemon. Git Pyro. Level'lar eşitleniyor mu? Evet, 50'ye çekiyor bütün level'ları. Toprak türü Pokemon'um yok. Zehir türüne karşı bir şeyler yapmaya çalışacağım. Flamethrower yapıyorum. Grimer'a karşı. Umarım bu savaşları kazanırım arkadaşlar. Bu bölüm savaşlarla geçti. Geçecek. Yani bu bölümün olayı savaş. Drought. Hava güneşli, süper. Flamethrower atıyorum Grimer'a. Güzel, Grimer'ın işini bitirdik arkadaşlar. Yani IV training yaptığım için çok mutluyum. Pokemon'larım güzel formda. Sıradaki Pokemon'un Pochayna karanlık türü bir Pokemon. Yine Flamethrower yapıyorum. Focus Blast atmayacağım bile. Sucker Punch attı bize.
Vurmaya niyetlendiğimiz için anamızı ağlattı. Çok fena vurdu. Flamethrower attım. Ve Pochainan'ın da işini böylece bitirdim. Son Pokemon da Gastly. Yani burada Pokemon kaybettiğim zaman Protect yaptı. Kaybediyor sayılmayacağım arkadaşlar. Ne bileyim yani. Ya iyi. Neyse bunu demedim ya. Bunu demedim sayın. Çünkü ne bileyim. Karar veremedim yani. Sonuçta biraz da şans işi gibi. Yani benim karşıma adam mesela bir Charizard çıkartırsa illa Pokemon kaybederim. Bir de 50'ye eşitliyor. Kararsız kaldım yani. Sizin vicdanınıza bırakıyorum yani böyle şeyler. Neyse Pokemon'larımızı iyileştiriyor ama halen daha Pokemon kaybetme ihtimalim var. İkinci savaştayız. Keşke girmeseydim galiba ya, bilemedim. Burada part time çalışıyorum falan filan diyor. Bir de bununla savaşacağız. 5 savaş. Evet. Garson Blissey var arkadaşlar. Blissey Special defans yönünden bayağı tank. İlk fiziksel olarak Enel'i almışız. Direkt Enel'i çıkartacağım arkadaşlar. Pokemon'larımdan Enel'i çıkartıyorum. Charizard'ı geri çektim. Enel umarım onun işini bitirebilir. Round yaptı. Güzel, yine iyi vurdu. Fight. Thunder Punch at abi. Bakalım ne kadar vuracağız. Thunder Punch atıyorum. Brick Break de yapabilirdim. Çarpı 2 vurmak için ama Thunder Punch'ta işimi denemek istedim. Attract yaptı. Lanet olsun. Lanet olsun. Aşık olduk. Ne kullandı? Leftovers'ı var bir de adamın. Abi bunlar nasıl Pokemon'lar? Enel lütfen vur. Evet, aşktan vuramadık. Tekrardan round yaptı. Lanet olsun. Fight. Thunder Punch. Thunder Punch'ı attım. Çantamdan eşya kullanmama izin veriyorlarsa şey yapacağım. Nuzlocke kurallarını uygulayacağım ama kullanamıyorsam Nuzlocke kurallarını uygulamayacağım abi. Tamamen item'a göre değişir. Evet, çanta kullanamıyorum. O yüzden Enel ölse bile geçersiz sayacağım bunu. Çünkü çanta kullanamıyorum. Pokemon'umun ölmesini engellemek için bir şey yapamıyorum. Thunder Punch attım ve Blissey'in de işini bitirdim. Gerçekten zorladı. Sıradaki Pokemon Honkrow. Sucker Punch olabilir. Ben de Thunder Punch'a gideceğim. Evet. Sucker Punch yokmuş. Thunder Punch yapıyorum. Bizim eşyamız Memento'ydu galiba. Bir saldırıyı ne kadar çok kullanırsak o saldırı o kadar çok güçleniyordu diye hatırlıyorum. Rakibin sıradaki Pokemon'u Snorlax. Fight. Thunder Punch at abi. Thunder Punch'ı bozmayalım. Güzel, çarptık Snorlax'ı. Oha ya. Adamlar hazırlıklı gelmiş. Anasını satayım. Pokemon'lara bak. Strasbury ile canını arttırdı. Return yapıyor. E, tamam, Enel'in işi bitti. Tabii ki de ölmedi. Şimdi bunda Tikfat yeteneği olabilir. Ateş ve buz saldırılarından korunabilir. O yüzden Zabuza'yı çıkartacağım arkadaşlar. Ateş ve buz, evet. Focus Blast da yapabilirdim gerçi ya. Neyse. Fight. Dark Pulse yapıyorum arkadaşlar. Hem de flinch etme şansımız var. Wild Charge yaptı. Elektrik türü saldırısı var adamda. İşe bak. Oha, tek attı. Yuh. Yuh abi, olaylara bak. Recoil'den canı gitti. Son Pokemon'un Pyro. Umarım Pyro bize bu savaşı kazandırır diyorum. Çünkü Wild Charge'da Pyro'yu da çarpı 2 vuracak. Tehlikeli. Fight. Mega Evrim ve Focus Blast yapıyorum arkadaşlar. Umarım Focus Blast ıskalamaz. Iskalarsa bizim için zorlu olabilir. Sıkıntı olabilir. Pyro umarım vurursun. Hava güneşli oldu arkadaşlar. Evet, Focus Blast'ı vurduk. 120 base power. Bence işi biter ya. Evet, Snorlax'ı böylece yendik arkadaşlar. İkinci savaşı da kazandık. 3 savaş daha var. Tamam. Pokemon'larımız iyileşecek zaten. Kendileri iyileştiriyorlar. Nuzlocke kuralları uygulayamam. Bir sonraki bölüm böyle çok savaşla geçmeyecek. Sadece bu bölüme özel bir şeydi bu. Tamam, bir de bu elemanla savaşalım. Bakalım bunda neler varmış. Yani savaşmak isteyenler, kendilerini geliştirmek isteyenler, para kasmak isteyenler bu dediğim yerlere gelebilirler. Sadece şampiyonlar gelebiliyormuş galiba buralara.
Metagross, güzel git Pyro. Fight, Mega Evrim, Flamethrower. Neyse, bunlarda Mega Pokemon yok. O kadar korkmamız da gerekmiyor sanırım. Evet, hava güneşli oldu. Adamlar halen daha biri yiyor ya. Evet, ateş saldırısı ona fazla vurmayacak galiba ama ateş saldırısını zayıflatmasına rağmen yenilgisini koruyamadı. Yani yenilmesini engelleyemedi. Swampert çıkaracak. Çok güzel. Solar Beam'imiz var. Çarpı 4 vuracağız. Fight. Solar Beam. İyi ki almışım. Bu saldırıyı ilk defa kullanacağım. Hava güneşli olduğu için beklememize gerek yok. Süper abi. Çarpı 4'ü kafasına yapıştırdık. Swampert'i de yendik. Son Pokemon'u kimmiş? Durant. Buna da çarpı 4 vuracağız ateş saldırısıyla. Iron Defense yaptı. Defansını 2 kademe arttırdı. Ama bize söker mi? Sökmez. Flamethrower atıyorum. Evet. Bakalım sıradaki elemanda neler varmış. Son savaş sırada diyor. Son savaşa az kaldı diyor. Dördüncü rounda başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım dördüncü roundda kim gelecek. Eğer bu savaşı kaybedersen seni bir Pokemon'a dönüştüreceğim diyor. Psişik adamla savaşıyoruz. Trevenant çıkartıyor. Bitki ve hayalet türü bir Pokemon. Git Pyro. Item'ımızı gördü. Sıkıntı yok. Fight. Mega Evrim. Flamethrower. Mega Evrim geçiriyorum. Burada bir de skor olayı varmış. Her savaş başı 1000 puan kazanıyormuşuz. Her düşmanın rakip Pokemon'u yendiğinde 80 puan kazanıyormuşuz. Her Pokemon değiştirdiğimizde 5 puan kazanıyormuşuz. Her süper efektif saldırı kullandığımızda 1 puan kazanıyormuşuz. 0 ile 999 puanı arası 0 ile 1 yıldız alıyormuşuz. 1000 ile 1999 puan arası 2 yıldız alıyormuşuz. Öyle bir olay varmış. Bu arada karşıma Slowking çıktı. Fight buna Solar Beam yapacağım. Special defansı ne kadar fazla bilmiyorum. Bu yıldızlarla da hiçbir şey olmuyor galiba. Puan alıyormuşuz sadece. Beşinci savaşın sonunda bir rütbeye atlıyormuşuz. Arkadaşlar puanlarımıza göre Battle Points alıyormuşuz ve vitamin alıyormuşuz. Battle Points'lerle de önemli eşyalar alabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada Solar Beam bayağı iyi vurdu. O bana ne yaptı görmedim. Konuşmaktan bakamadım. Burayı tanıtmaya çalışıyordum size. Psychic yapıyor. Güzel vallahi sağlam vurdu. Kritik vurmasına rağmen bu kadar vurabilmiş. Sıkıntı yok. Tekrardan Solar Beam yapıyorum. Güzel. Bunu da yendik. Son Pokemon'u Espeon. Psişik türü Pokemon arkadaşlar. Fight. Flamethrower yapacağım. İşini bitir. Güzel. Tek attık. Espeon'un da işini böylece bitirdik. Beşinci savaşa gireceğim. Psişiği de yendik. Kendini Pokemon'a çevir gerizekalı. Sonuncusu geliyor. Evet. Son round. Bakalım bu eleman bizi zorlayacak mı arkadaşlar? Mesela burada Pokemon kaybettiğimizde de puanımız düşüyormuş. 80 puanımız düşüyormuş bir Pokemon'umuz yenilgiye uğradığı zaman. Darmanitan çıkardı. Ateş türü bir Pokemon arkadaşlar. Pyro'yu çıkartıyorum. Kaya türü saldırısı olabilir. Hemen Pokemon değişikliğine gidiyorum. Ben Zabuza'yı çıkartıyorum arkadaşlar. Zabuza çıksın. Yani buradan Battle Points kasarak önemli şeyler alabilirsiniz. Mesela yanlış hatırlamıyorsam eğer mesela Electivire'ın item'ı falan Electivire'ın gelişmesi için olan item'ı falan Battle Points ile alabiliyorsunuz. Çok önemli eşyaları Battle Points ile alıyorsunuz. Bu arada Scald yapıyorum buna. Stone Edge yapacakmış. Bak ilk Charizard'ı değiştirmişiz. Scald yapıyorum. Su türü bir saldırı. Tek atacak mıyız? Tek attık. Süper. Sıradaki Pokemon kim? Blaziken.
Sıkıntılı Pokemon'lar. Buna da skal yapıyorum. Sadece ateş varmış galiba adamda. Güzel. Blaziken'in de işini bitirdik. Hız farkı atıyoruz onlara bildiğin. Bakalım son Pokemon'u ne? Honkrow. Buna da Ice Beam atarız ve bu iş burada biter arkadaşlar. Ice Beam atıyorum. Güzel. Çok az bir canı kaldı. Thunder Wave yaptı. Bizi çarpıyor. Sıkıntı yok hocam. Çarp. Çarpıldık. Fight. Ice Beam atıyorum ve Honkrow'un işini bitireceğim arkadaşlar. Drill Pack yapıyor. Fiziksel ve uçan türü bir saldırı. Oha, tek attı. Oha. O nasıl bir atak, seni tanımak istiyorum yiğidim. Enel'i çıkar ve işini bitir abi. Yani Savaş Enstitüsü'nde sadece 2 Pokemon kaybettim. Yani 2 Pokemon'um öldü ve dirildiler. Sıkıntı yok. Sucker Punch attı bir de. Honkrow güçlüymüş ya. Abi bu ne? Oha! Çok güçlü. Canı gitti. Life Orb'u mu ne var? Pyro'yu da yenerse ben intihar ederim yani. Fight. Mega Evrim ve Flamethrower. Keşke tanki bir Pokemon'la girseydim ya. Tank Pokemon'la girmedik ki, random girdik anasını satayım. Hadi abi. Hava güneşli oldu. Umarım Sucker Punch kullanmamıştır. Flamethrower atıyorum ve Honkrow'u yeniyorum arkadaşlar. Öldü. Sıkıntılı bir Pokemon'du yani. Evet, bunu da yendik. Bakalım kaç puan alacağız? Pokemon'larımızı iyileştirdi. Çıkıyoruz. ...5600 puan aldım. Çok güzel, çok güzel. Bence gayet iyi ilk denemeye göre. Ödülümüz ne? Elite Rank. Evet. Elite rütbesi aldım. Bu kaçıncı rütbe oluyor? Master'ın bir altı. Oha! Master'ın bir altı oldu abi. Ve bu arada ben 6 yıldız almışım. Göremedim. Kaç Battle Points alacağım? Zinc aldım. 13'te Battle Points aldık. Battle Points'ler zaten zor kasılıyor. Görüşürüz. Evet. Pokemon X7 alabileceğiniz, Battle Points'le alabileceğiniz şeylerden bazıları. Bazı TM'ler var mesela Sludge Wave, Explosion. Mesela Sludge Wave almak 32 Battle Points. Explosion almak 48 Battle Points. Bunları Battle Mage'inden alabiliyormuşuz. İşte başka neler var? Rare Candy 48 Battle Points. Balon 48 Battle Points. Razor Fang 48 Battle Points. İşte Electrizer, Electivire'ın gelişmesi için, Electabuzz'un Electivire olması için gereken şey 32 Battle Points. Yani burada Battle Points kasarak mesela Protector alıyorsunuz, Rhydon'unuz var, Rhyperior yapmak istiyorsunuz, Protector almanız gerekli. Battle Points kasıyorsunuz, Battle Mage'ine gidiyorsunuz ve daha sonra bu eşyaları alarak Pokemon'larınızı geliştirebiliyorsunuz. Çünkü onun dışında işte internetiniz falan yoksa bu eşyaları bulamazsınız. Bunları yapmak zorundasınız. Aa, dilim damağım kurdu, çok konuştum arkadaşlar. Bu bölüm böyle savaşlarla geçti. Size nasıl para kasılacağını ve nasıl Battle Points'lerle bir şeyler alabileceğinizi gösterdim. Oyunda Battle Mage'in denilen bir yer var. Yaklaşık 12.5. bölümde mi ne? Hani Mete gelmişti bana, Shiny Gyarados vermişti. O arkadaşla gittiğimiz yere giderseniz oradan Battle Mage'in var orası. Konuşamadım. Orası Battle Mage'in. Oradan Battle Points'le eşyalar alabilirsiniz diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Bir sonraki bölüm bir tane konuk almayı düşünüyorum. Ondan sonra daha az savaşlı, daha çok hikayeli şeyler yapacağız. Ve Pokemon Y'ye yavaş yavaş veda edeceğiz. Bu bölüm böyle geçti. Umarım sıkılmamışsınızdır. Nusret'e gittik. Orada bayağı para verdik. Savaşlar yaptık. Daha sonra buradan Battle Points kastık biraz. Daha deneyecek bir şey yok arkadaşlar. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bölüm hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Artık Pokemon Y'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize bakın sevgili Feygocular.